Gebelikte kalp hastalığına ilişkin çok fazla soru başlığı var. Kişi kalp sağlığıyla ilgili rutin kontrollerini yapıyor. Ya da doğuştan kalp hastası ya da sonradan kalp hastası oldum diye gelen sorular var. Ama bir yandan da hayata tutunmak için birken biz olmak istiyoruz ve bebek sahibi için çalışmalara başladık. Hatta gebe olduk diyenler var. Kalp hastasıyım. Nasıl korunabilirim? Bebeğe zararı var mı diye soruların cevabı olsun hocam. Biraz fazla evet. Soru başlığı oldu ama. Çok geniş bir konu tabii. Gebeler, gebelikle ilgili, gebelik ve kalp hastalıklarıyla ilgili problemleri genel olarak 3 başlıkta değerlendirebiliriz. Evet. Birincisi, kimler gebe kalabilir? Kimlerin gebe kalması sakıncalıdır? Böyle bir Güzel. Konu evet. var. Evet hocam. İkincisi, sadece gebelikte ortaya çıkabilen bazı kalp problemleri var. Üçüncüsü de zaten mevcut kalp hastalığı bulunan ve gebe kalmış hastaların takibiyle ilgili sorunlar var. Elbette kimin gebe kalamayacağını kısaca özetlemek gerekirse ağır kalp hastaları gebe kalması sakıncalı görülen grupların başında gelir. Şöyle bir genelleme yapabiliriz kapaklarla ilgili, kalp kapakları ile ilgili. Kalp kapaklarındaki daralmalar gebelikte zor tolere edilir, zor kaldırılır. Bünyeyi daha çok zorlar. Kapaklardaki yetersizlikler ise son derece rahat tolere edilir. Bu genel olarak hastalara kestirmeden verebileceğimiz bir bilgi olabilir. Çünkü toplumda mitral yetersizliğim var, aort yetersizliğim var gibi şeyler söylenmiş hastalarımız çok var. Fazlasın, onların evet. endişelenmemesi adına bu cümleyi kuruyorum. Kapak yetersizlikleri gebelik için hiçbir sakınca teşkil etmez. Çok ağır yetersizlikler ancak bir takım sorunlara yol açabilir. Bunlar da gebeliğin sonlandırılması ya da gebeliğin engellenmesi için bir gerekçe değildir. Öyle söyleyeyim. Peki. Ama aort darlığı, mitral darlık gibi hastalıklar son derece ölümcül sonuçlara yol açabilir. Özellikle tedbir alınmadığı takdirde. Gebelik süreci evet. zorludur. Yakın kardiyolog takibinde olmak durumdalardır. Ve doğum sürecinde özellikle en riskli aşaması doğum sürecidir. Mutlaka bir kadın doğum hekimiyle birlikte kardiyoloji uzmanı da eşlik etmelidir.